Herkese merhaba. Bir hafta önce bir açıklama videosu yapmıştım. Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle temasta bulunduğum için tedbir amaçlı izolasyonda kalmıştım. Allah'tan da kalmışım çünkü o izolasyon sürecinde testimin pozitif çıktığını öğrendim. İyi ki de dışarı çıkmamışım. Yani bana bir şey olmaz deyip dışarı çıksaydım komple bütün insanlara bulaştıracaktım. Testim pozitif çıktı ama Allah'a şükür yendim. Covid-19'u yendim. Testim pozitif çıktı deyip bir açıklama yapma gereği duymadım. Çünkü insanlar üzülebilir. Gerçi benim için kim üzülecekse gene üzülecek olan kişiler olabilir. Yani insanlar korkmasın diye öyle bir paylaşım yapma gereği duymadım. Yani dedim ki testim pozitif olsun, yeğenim, ondan sonra bir açıklama yapayım. Çok iyi gidiyorum ha. Şeyi fark ettim ben, Covid-19 hastalarına yani böyle ayıp bir şey yapmış gibi alaycı gözlerle bakılıyor. Ya bu hastalığı bilmediğimizden kaynaklanıyor bence. Bence yani hemen hemen bütün insanlar bu hastalığa yakalanacak. Çünkü gripten daha kolay bulaşıyor bu hastalık. Yani benden size tavsiye, yani sürekli maske takın, maske takın diyorlar ya. Yani maskeyi kafelerde, restoranlarda otururken, yani yemeği yemediğiniz zamanlarda da takın. O kısa detay çok önemli. Yani restorana gidiyor insanlar, maskeyi çıkartıyor, hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor, yemeğini yiyor, sohbet ediyor falan. Yemeği yemediği zamanlar bile maskeni tak yani. Dışarıda gezerken kimse yoksa etrafında, kimse yok etrafında deyip de çıkarma maskeni, tak. Yani her yerde takın bu maskeyi eğer yakalanmak istemiyorsanız, çünkü çok kolay bulaşıyor. Ben o kadar dikkat etmeme rağmen kardeşimden bulaştı. Kardeşim sadece dışarı marketlere, alışverişe gittiği zaman dışarı çıkıyordu. Yani bu korona başladığından beri sadece markete çıkıyordu. Markette büyük ihtimal bulaştı. Maskesini taktığı halde bulaştı. Yani çok kolay bulaşıyor. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Benim de son birkaç günüm kaldı. Testim negatif oldu. Yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlayacağım. Tabii eskisinden daha da tedbirli. Yani bir maske takıyorsam çift maske takacağım. Dezenfektanım yanımda sürekli olacak. Yani maskeyi hiçbir zaman çıkarmamaya çalışacağım. Daha dikkatli olacağım. Şöyle bir sıkıntı var. Bu hastalığı yenen insanlara yani böyle değişik gözlerle bakılıyor. Bakmayın. Testin negatif olduktan sonra inan senden daha sağlıklı oluyorum. Hatta yani bana bulaşma olasılığı daha az sana bulaşma olasılığından. Yani yendim diye bir daha bulaşıyor mu? Gene bulaşıyor ama karşıdaki insandan, hiç geçmemiş bir insandan daha geç bulaşıyor. Daha zor bulaşıyor bence. Gerçi bunu neye dayanarak söyleyeyim bilmiyorum ama çünkü yakalanmışsın. Hemen bir gün sonra tekrar yakalanabilirsin ama hiç yakalanmamış bir insandan daha zor yakalanırsın diyeyim. Bari o şekilde bağlayayım. Çekimlerimiz devam edecek. Şimdi geçen açıklama videosunda da gördüm. Ben açıklama yaptım. İşte izolasyondayım. Bir süre video atamayacağım diye. Yani bunu sevenlerimize, takipçilerimizin haberi olsun diye paylaştık. Altta tabii yorumlar gördük. Bize ne, niye paylaşıyorsun, bana ne, ne yapayım senin hastalığını falan tarzı yorumlar oluyor. Ne yaparsan yap. İlla bir şeyi beğenmeyen insanlar oluyor. Şu an bu videoyu da beğenmeyenler olabilir. Ya bize ne gerek var, niye açıklama yapıyorum falan. Abicim bir iş yapıyorsak, bir sıkıntımız varsa açıklamamız lazım. Yani 14 gün hiçbir şey yapmadan 14 gün sonra video atarsak, yani ister istemez insanlar onları ciddiye almadığımızı, önemsemediğimizi düşünecek. Öyle bir şeye gerek yok. Yakalandık, Allah'a şükür yendik, İyiyiz, sağlıklıyız, güçlüyüz, tekrar dönüyoruz. İşte bir iki gün sonra Allah'ın izniyle tekrar sahalarda olacağız. Koronavirüs deyince direkt akla şey geliyor. Yani yoğun bakımlar, solunum yetmez diye işte ölen insanlar gelince insan ister istemez korkuyor. Skeçlerimiz de tam gaz devam edecek. Yani bir 10 gün 15 gün geçti, skeç atamıyoruz. Gündem de değişti. Aklımda çok değişik videolar vardı, çekemedim. Aslında ekip arkadaşlarıma kamerayı verip senaryoyu verip çekmelerini bile düşündüm. Ama daha sonra yani bir yerde bir sıkıntı olur, video kötü olur, çocukların başı ağrımasın, yani Rıdvan yok, yapamadılar falan gibisinden şeyler olmasın. Ben olmadan da yaparlar ama bende sadece şu var, yani ben kamera arkasında çok iyiyim, cidden çok iyiyim. Bak, kamera önünde ne kadar kendimi kötülersem kötüyüm, arkada iyiyim. İyi olduğuma inanıyorum. Yani sadece o konuda bir sıkıntı yaşayabilirdi arkadaşlar, yani çekimde sıkıntı yaşayabilirlerdi. Onun dışında zaten Son kaçak içki videosunda ben hiç konuşmadım. Sadece bidon aldım, içkileri dolduruyordum. Yani elimden geldiğince zaten oynamamaya çalışıyorum. Çünkü ben kamera bende olsun istiyorum sürekli. Ama oyuncu da lazım oldu mu elimden geldiğince her şeyimi vermeye çalışıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Allah'ın izniyle birkaç gün sonra tekrar başlıyoruz. Yani size tavsiyem, maske takın, dezenfektan kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin. Cidden bu hastalık çok kolay bulaşıyor. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Yani çok kolay bulaşıyor. Takip ettiğime göre de hemen hemen fenomenlerin %80'i %90'ına da bulaşmış.
Çünkü bunlar sürekli birbiriyle temas halinde, sürekli birbirlerinin yanına gidiyorlar. Allah'tan bizde öyle bir şey yok çünkü Mersin'de fenomen yok. Biz bizeyiz yani. Ekip arkadaşlarım var sadece. Yani bizde öyle bir şey yok. Zaten biz nasıl diyeyim, çekim olduğu zaman genelde dışarı çıkıyoruz ya. Ekip arkadaşlarla çalışıyor herkes. Çekim oldu mu çıkıyoruz. Yani biz diğer arkadaşlar gibi yani tamam olduk deyip mekanlara gidip işte gezip tozmuyoruz. Olmadık abi, daha iyi olacağız. Sürekli çalışıyoruz. Allah'ın izniyle daha da iyi olacağız. Diyeceklerim bu kadar. Çok konuştum, belki de kafanızı şişirdim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çok iyi bir şekilde geri döneceğiz. İnşallah sizi mahcup etmeyeceğiz. 15 gün geriden geliyoruz. Çok iyi gelmemiz lazım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Dediğim gibi dikkat edin. Koronavirüs her an bulaşabilir.